Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 23 Aralık Cumartesi İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün iki tane yarış yarış programımız var ve ikisi de birbirinden güzel. Ama ben bir tanesinin yorumunu yapacağım. İstanbul'u yorumlayacağım ama Adana'da gerçekten bugün çok güzel yarışlar var. Öncelikli olarak bunu söyleyeyim. Yani her iki program da benim hoşuma gitti. Tabii inşallah hoşumuza giden oyunlar tutar da sizlere bir şeyler kazandırırız diye umut ediyorum arkadaşlar. Tabii hava şartları görüyorsunuz, bir anda değişebiliyor. İzmir 2 gün arka arkaya yağışlar nedeniyle pistler sulu ve çamurdu. İzmir sezon, en azından cuma günkü İzmir programımız bayağı iyi geçti. Tutan arkadaşlarımız da oldu. Onlar da hayırlı uğurlu olsun. En azından güzel bir program verdiğimi düşünüyorum. Şablonda ben paylaşırken 5. koşuda, yani 5. ayakta maalesef bu altın oğlu Sakın'ı söylemeyi artık nasıl unuttuysak es geçtik. Çünkü o kadar atı verdim. Bir tek dışarıda 6 numara kalmıştı. Ama inanın oraya normalde ben hepsi yazmam gerekiyordu. Sadece bir tane Safkan'ın ekürüsü var diye, karışıklık olmasın diye. Ben herhalde oradan es geçince de maalesef o da dışarıda kalmış oldu. Yani o yüzden, ama genellikle o kadar at yazan olursa zaten büyük ihtimalle o geri kalan altın olup Safkan'ı da muhakkak yazmıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tutan arkadaşımız var. Zaten birkaç bana haber verdi. Teşekkürlerini söyledi. Teşekkürleri alıyoruz. Onun dışında herhangi bir şey aldığımız yok zaten. Olsun. Canın sağ olsun. Ne diyelim ki arkadaşlar. Geçen kaç sene oldu? 3 sene önce işte bir Ankara yarışında bir 55 bin lira tutturduk buradan bir arkadaşla. O bol bol teşekkür etti. Hatta şöyle dedi bana. Bir dahaki tuttuğumda seni göreceğim dedi. Artık bir daha bilmiyorum. Nerede görecek beni? Artık hipodromda mı? Başka yerde mi görecek? Ben de bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar bugün yine güzel bir program var. Bu arada bir arkadaşımız, bir abimiz diyelim. Sürekli yazıyor, sağ olsun, var olsun, yorumları gerçekten güzel, hoş. İnanın ben burada, beni bilen bilir burada, kaç seneden beri burada yorum yapıyorum. Ben at saklamam. At saklamayı da sevmem. Ne görüyorsam onu söylerim arkadaşlar. Bunu öncelikli olarak söyleyeyim. Çünkü neden? Ya ben at saklasam kime saklayacağım? Yani sokaktaki Ahmet Mehmet'e mi saklayacağım? Hani onu söyleyeyim. Ben zaten oynamıyorum doğrusu. Abi cuma günü oynamadım. Perşembe günü hipodroma gittim. En azından birkaç tane çekim yapayım dedim. Kısa videolar. Oraya gittim. O gün bir oynadım. Hadi gittim diye oynadım. O da 5'te kaldı zaten. Bir tane tek attım. Sürpriz bir atı tek attım. Hani ben en azından gelirse cazip olsun. O da şansımıza 5-6 boyu startta kalınca zaten iş bitti orada. Kazanan da favorisiydi zaten. 4. artık ben normalde 7 benim favorimdi. Ben 6'yı tek bıraktım. Ama şans işte. Olmayınca olmuyor. Ama dün bir ufak bir kusuratım vardı. Onu oynayayım dedim. O da İzmir olacaktım. Baktım İzmir'de dalgınlıktan akşam koşusu olunca da es geçtim. Çünkü işlerim vardı. Onları halletmem için mecburen aşağı inmem lazımdı. İndim. Tabii yarışlar koşmaya başladı. Biz de geç kaldık. Ama en azından tutan arkadaşlarımız olmuş. O da güzel bir teselli olur diye düşünüyorum. Kesinlikle at saklamam arkadaşlar. Ha, saklasam ne yapacağım ki? Benim amacım burada sizlere daha fazla bir şey kazandırmak. En azından izleyici artması benim o yönden şeyim var. Onun dışında zaten bir şey yok. Daha evvel birkaç arkadaşımız vardı. Onlar da pek şu anda bir aradan sonra büyük ihtimalle yoklar. Zaten biraz da maddiyat tesir ediyor. Yani onlar tuttuğu zaman zaten benim orada IBAN numaramı yolluyorlardı. En azından sağ olsun var olsun da. Önemli olan aradaki dostluk, sıcaklık, yani başka bir şey değil. Gelelim bugünkü koşu programı arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüz olur. Yeni yılda geliyor. İnşallah kazasız belasız yıllar gelmesini temenni edeceğiz artık. Neyse o bir hafta sonra zaten o temennileri yaparız. Şimdi biz koşumuza dönelim. Günün birinci koşusu. Saatler 13.30'u gösterirken Maiden dişçilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentlik yarışıyla başlayalım ve 10 safkan 10 tayın yer almış olduğu koşuda 2 ve 8'in de ekili olduğunu görüyoruz. Ben burada bir nolu Somebody Stop Me, Vivin River'in temsilcisi olan safkan Adem Ceylan'la çok güzel bir performansı var ama bir türlü aradığı birinciliği kavuşup Maiden'a veda edemedi. Bugün bakalım bunu yapabilecek mi? Safkan bayağı kabiliyetli. Kum, çim, sentilik hepsinde başarılı koşan bu isim yine iyi durumuyla bugünün favorisi zaten belli. 8 dolu Sprezzatura. 2 dolu Safkan'la ekir olan bu My Boy Charlie temsilcisi. Kardeşimizin ismi Tamerhan mıydı? Bakalım neydi bu ismi? Tolga Han Keresteci bayağıdır. Çünkü bu yoktu kardeşimiz. Bu Safkan da en azından ekür avantajına sahip, son yarışlarında bir aşama kaydetti. Çalışmaları da gayet tatminkar. Altın olur Runes Mizanov Türkay temsilcisi. Akın Sözen'le Stadam Safkan'da
İki yarış koştu. Performans olarak güzel ama aradan bir 164 günlük bir boşluğu var. Ama idman durumunda da oldukça iyi gözüken bir Safka. 3 nolu Deniz Sesi bitti. Zweiten'in seçisi Ayhan Kurşun'la startlanan Safkan da yine 4. ve 6.lıkları bence iyi ve Safkan her geçen gün daha da iyi duruma geliyor. Bir de 10 nolu Timeless. Süper Silver temsilcisi olan Safkan da Görkem Özçelik'le bana göre bu grupta her zaman iddialı olacak bir diğer isim. 1-8, 6, 3, 10 benim bu koşudaki sıralama oldu. Günün ikinci koşusu bir satış koşumuz var. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentrik yarışına. Ve 12 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığınız zaman genelde bunlar 300-350 arası ama bakalım. Ya bunlar indirimdeymiş ama bunlar 3 yaşlı ondan mı acaba? 200 bin herhalde sezon sonu şeyi. Neyse. Burada altın olan Laura Hanım'la başlayan bu Apro temsilcisi Mehmet Kaya'la her ne kadar son 3 yarışın tabeli dışı olsa da bu safkan en azından bu grupta iş yapabilecek kapasiteye sahip. İdman durumu da fena değil. 8 olan Saud Alay, bir Hirota Fly temsilcisi. Onur Öztürk ve Start Out Safkan'da yine iyi gözüken Safkan. Son 8.'ine ölçü almadığımız Safkan bu grupta iddialı olacak gözüküyor. 1 olu Always My Way, bir Papa Clem temsilcisi olan Safkan'da Adem Aslan'la yine güzel performansı istikrarlı durumuyla şanslı. 2 nolu Dark Planet, bir Kaneko temsilcisi Ahmet Çelik'le startlı. 4 yarışı tabela dışı ama idman durumunda bayağı iyi ilgi çeken bir isim. O yüzden benim bu koşuda 4 safkam biraz daha ön plan çıkıyor. 6, 8, 1, 2 olarak ama bir ilave yapalım derseniz her ne kadar son totolası bayağı kötü olsa da idman durumunu beğendim. 7 nolu No Complaints. Bu 7 nolu safkamda Berkan Kılıçer'in idman durumundakini bir gün yarışa yansıtırsa inanın güzel bir sürprize hatta bir güzel bir bomba yapabilir. Safkanın idman durumu çünkü çok iyi. Bakarsınız aradığı şeyi burada çıkarabilir. O yüzden 7 de sürpriz severler için önereceğim isim. 6, 8, 1, 2 daha sonra 7 nolu safka. Günün 3. koşusu handikap 16, 4 yaşlı Arapların 1300 metre sentrik yarışına geldik. 2 ve 6'nın ekili oldu. 8 safkanın yer almış olduğu koşuda ve 6 nolu Onat Kut. 2 nolu safkanın ekili olan bu Onur Kan temsilcisi Nevzat Avcı ile güzel performansına bir de ekür avantajıyla benim bugün biraz daha kazanıra yakın gördüğüm isim oldu. O yüzden küçük ve risk sevenler için alternatif bir banko adayım oldu. 6 nolu Onat Kut ve 2 nolu Opa'dan ikilisi. Ama bu ikilinin dışında at yazmak isteyenlere 3 nolu Baba Fahrettin, 7 nolu Dağ Bey'i ve 5 nolu Baba Zaman önerebileceğim isimler. Günün 4. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Maiden Dişiler'e ait 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentrik yarışına geldik ve 10 tayın yer almış olduğu bu güzel koşuda 10 nolu Win Herlow ve Blast the Wind temsilcisi olan Safkan Mehmet Kaya'yla start alıyor ve yarış ayağına güzel bir üçüncülükle başlayan ve idman durumunu daha da geliştiren bana göre bu sefer daha etkili koşmasını beklediğim isim oldu. 10 nolu Win Herlow, 5 nolu Mitros on Fire. Luxor'un temsilcisi olan bu safkan da Ahmet Çelik'le start alıyor. Yine iki yarışta tabela içerisinde olan ve her geçen gün daha da iyi duruma giren bu safkan. Yine bu grubun bana göre etkili isimler arasında bir de iki nolu Dunganga, bir Mike Boychile temsilcisi Akıl Sözen'le start alan bu safkan da yine grubun tecrübeli ismi. Ve idman durumu da fena değil. Bu safkan da kesinlikle bu grupta iddialı koşacak isim. Bana göre 10, 5 ve 2 nolu taylar diğer taylara oranla bir adım da olsa ön planda gözüküyor. Ama bu üçlünün dışında ilave etmek isteyenleri de 8 nolu Uygur'un kızı ve 6 nolu Secret Image önerebileceğim isimler. Günün 5. koşusu handikap 15, 3 yaşlı Arapların 1500 metre sentlik yarışına geldik. 12 safkanın yer almış olduğu güzel koşuda ben önce 8 nolu Tunç Yılmaz'la başlayacağım. Bu Uçan Bey temsilcisi Nevzat Avcı ile Sentry'e çıktığı iki yarışı da güzel birincilikle tamamlayan ve daha da iyi duruma gelen bu safkan bana göre bugün yine kazanmaya çok yakın gözüküyor. Altınoğlu, Moğaloğlu, bir Gürsu temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkan da dört yarışı birbirinden iyi olan bu safkan da geleceği açık taylar arasında gözüküyor. İdman durumu da beğenilen bir safkan. Kesinlikle bu grupta da şanslı. Üç dolu Bahçedere Bey'i, bir Batur Şah temsilcisi olan bu safkan da Özcan Yıldırım'la yine güzel performansına güzel bir birincilik yapabilir. Bir de 4 nolu Yel Beğen, bu Kaya Öğretti temsilcisi Mertcan Çelik de yine güzel performansıyla bugünün şanslı gördüğüm bir diğer safkanı oldu. 8, 6, 3, 4 bu 4 tay bir tık da olsa ön planda ama ilave etmek isteyenler de 1 nolu Jafar ve 2 nolu Toma önerebileceğim son isimler.
Günün bir sonraki koşusu yani 6. koşuya geldik. Handikap 22.3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre sentlik yarışına 9 sakının yer almış olduğu bu güzel koşuda Kemal Kurt ekürüsüne ait. Gerçi burada evet diğer ekürü değil. Neyse. 8 olup Touch Duket, Sıkar Feis temsilcisi Ayhan Kurşun ıslak alan Salkan sentlikte. Gerçekten başarılı koşu. Gerçi çimi de çok iyi bir Salkan. Ama son iki yarıştaki güzel yarışı, uygun kilosu ve idman durumunda daha da iyi duruma gelen bu Salkan bence kazanmaya da çok yakın gözüküyor. Benim bugünkü banko liman tercihim 8 oğlu Touch the Cat oldu Ayhan Kurşun ile. Günün 7. koşusunda Erguvan adına koşulacak olan bir kısa vadeli 4 ve yukarı Arapların 2000 metre sentlik yarışı ve 7 Salkan arasında start alacak olan bu güzel yarışta ben 7 oğlu Fış Fış babam öyle temsilcisi Özcan Yıldırım'a start alıyor. Sentlik'te son iki yarışta bir ikinci ve arkasından güzel birincilik ve idman durumunda güzel dereceli galoplarla bu yarışa katılacak olan Salkan bana göre kazanmaya da çok çok yakın gözüküyor. O yüzden küçük ve risk sevenler için bu aya banko tercihi etmek isteyenler için de 7 nolu Fış Fış benim ön planda. Yani küçük ve risk sevenler için alternatif de olsa bir banko adayın olduğu 7 nolu Fış Fış. Ama rakip arıyorum derseniz bu ayak için 6 nolu Sancan ve 5 nolu Nilbolu olarak önerebilirim. Günün 8. koşusu Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentlik yarışına geldik ve 11 tayın yer almış olduğu güzel koşuda 4 nolu Light of Liberty, Nati Van temsilcisi. Nati Van da gerçekten 2024'te aşım ücretim maşallah dedikçe kadar fiyatlandı çünkü sayıları bayağı iş yapmaya başladı. Şu anda aşım ücreti 400 bin TL arkadaşlar yani başlangıçta çok ucuz gidiyordu. Şimdi güzel paylar verince haliyle aracı ekibisi de bayağı fiyatı arttırdı. Ne diyelim? Hayırlısı olsun diyelim. Ben yine 4 nolu Light of Liberty'yi biraz ön plan aldım. Ali Yıldız da en azından ikinci yarışındaki ikinciliği gayet tatminkar. İdman durumunda beğendiğim bir isim. Daha sonra 9 nolu Sori bir Torok temsilcisi Mehmet Kayra Stafan Salkan'da yine inişli çıkışlı bir grafik çiziyor ama bu tayda yavaş yavaş artık kendini bulmaya başladı. Bana göre çalışmaları da gayet tatminkar. O yüzden 9 nolu Sori'yi muhakkak kuponlara yazalım. Ve son olarak da 11 nolu Team Twist. Bir My Boy Charlie'nin güzel temsilcisi olan Salkan'da Nevzat Avcı ile iki yarışta tatminkar olan Salkan bugün etkili bir yarış koşmasını beklediğim bir Salkan oldu. O yüzden 4-9-11 benim biraz daha ön plana çıkan isimler. Ama bu üçlünün dışında at yazmak isteyenlere de 1 nolu Dark Breeze ve 2 nolu Distant Lower önereceğim diğer isimler. Önce 4-9-11 daha sonra 1 ve 2. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 4 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre sentlik yarışına geldik. Ve 14 Salkan'ın yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman ben önce 10 nolu Kan Kan Baby, Nati Van temsilcisi aklını sözlerle start alan Salkan. Toto'yu gördüğünüz 5 yarışta 2 tane ikincilik, 3 tane birincilik ve kısa vadede yarış birincilikleri olan bir isim. Yani bayağı kalite bir Salkan ama 412 gün yani 13 ay civarında da bir koşmamışlığı var ama bu Salkan 3. aydan beri muntazam olarak galoplarını yapıyor. Yani galoplarını yapmadan önce kesinlikle en az 1,5-2 ay öncesinde zaten kendi tarafı çalışmaları yapıyor. Yani bu Salkan sürekli idmanda ve son aylarda da sürekli idman durumunu bayağı dereceli galoplara halini çevirmeye başladı. En son galopunda zaten Akın Sözen ne güzel bir dereceli galop yapınca da bugün Akın Sözen üstünde. Bana göre bu Salkan kalitesiyle bu vermiş olduğu arara ama zaten dinçlik yarışı seven bir isim. Anne kanatından da bir medalya doğru gibi gerçekten şu anda dünya çapında aygır listesinde de ön planda isim. Zaten genelde Godofit ekürleri bu Salkan'ın taylarını kullanıyor. Ben büyük ihtimalle kazanmasını bekliyorum. Bu Salkan çok kalite bir isim olarak geldi bana çünkü çalışmalarını beğendim. Ama tabii ki yanına rakipleri var. 4 nolu Varkot, bir King David temsilcisi Erhan Aktü ile start alan Salkan yine 2 aylık aradan sonra koşuyor ama oldukça da iyi gözüken bir Salkan. 7 nolu Papar Queen, Dynamite temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine iyi gözüken taylar arasında. 3 nolu Peligrosa, bir Yıldırım Bey temsilcisi bugün Ahmet Çelik'le yine iddialı olacak bir Salkanlar arasında. Ve 1 nolu March Violet, bu Nativan diğer temsilcisi Adem Ceylan'la son güzel birinciyle de burada şanslı gördüğüm isim. 14-7-3-1 benim ön planda ama dediğim gibi 10 bende biraz daha ön planda. Ama sürpriz arayışına girmek isteyenler de 2 nolu Larodes ve 6 nolu Prenses Grasa önerebileceğim diğer isimler. Öncelik 14-7-3-1 daha sonra 2 ve 6 nolu Salkanlar.
Arkadaşlar İstanbul şablonu paylaşım, hemen arkasından da Adana şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.